Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size arkadaşlar öyle bir karakterden bahsedeceğim ki inanılmaz. Şu oyunda eşi benzeri yok arkadaşlar. Archangel kesinlikle eşi benzeri yok. Müthiş bir karakter. Yani Archangel'ın karşısına durabilecek karakter sayısı şu oyunda belki %10'dur arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer rakip kanama ve zehir yemiyorsa veya bunlardan birini yemiyorsa o zaman okey. Archangel inanılmaz bir karakter olmaktan çıkıyor. Normal bir karaktere dönüyor. Ama eğer rakibiniz kanama ve zehiri aynı anda yiyorsa, ki dediğim gibi yani oyunda %10 civarında falandır. Hemen şuradan bir bakayım, burada bir istatistik var mı? Bir rakam var mı o şekilde? Şöyle daha fazla filtre desem. Tip. Neyse, burayı incelerim bir ara var mı diye bakarım arkadaşlar. Dediğim gibi inanılmaz bir karakter. Şimdi göreceğiz. Hem kanama zehir yiyen bir karakterlere karşı deneyeceğiz arkadaşlar. Hem de kanama zehir yemeyen bir karaktere karşı deneyeceğiz. Ve bakalım Archangel nasıl bir karakter. İlk olarak kobay faremiz kış askerine gidelim. Ve bir deneyelim arkadaşlar. 550k sağlığı var takriben kış askerinin. Archangel'la bir kere oynaması inanılmaz basit. Siper ağır saldırın. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şu oyun stili oyunun %70-%80'inde sizi götürür. Zaten artık hiçbir karakter oyunun tamamında %100'ünde sizi götürür diyemiyoruz. Biliyorsunuz Corvus Grave'e bile, Quake'e bile, Ghost'a bile anti durumlar olabiliyor. Archangel'a sadece siper ağır saldıracağınız. Dikkat edin, 9 vuruş, hadi 12 vuruş oldu. Ve rakibin saldığına gibi bak abi, şey gibi, saniye gibi 1, 2, 3, 4, 5 gider gibi gidiyor. Şu nörotoksinlerin verdiği şeyler 5300 olmaya başladı bile. Enfes ya karakter. 18 aman neler yağlar. Şimdi Archangel'ın ağır saldırısı da uzun mesafeli. Yani tabii ki ekranın başından sonuna kadar da değil. Ama uzun mesafeli, bu da şunu sağlıyor. Rakip kanama zehir yese bile arkadaşlar, eğer sersem bağışıklığı gibi bir karodaysa çok önemli değil. Yani çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Yine de yakalayabiliyor ki birazdan göreceksiniz. Bakın mesela kış askeri bile ağır saldırı yaptı. Dönerek vurduğunda ilkini vurmasa bile ikinci ve üçüncüyü rahat bir şekilde vurabiliyor arkadaşlar. Archangel'ın ağır saldırısı uzun mesafeli bir ağır saldırı. Yani şu saatten sonrasında vurmasam bile her türlü ölür gibi gözüküyor ama baksana, kanamaydı, zehriydi, ıvırıydı, zıvırıydı. Arkadaşlar 40 combo. 40 combo'da 550k hasar veren kaç tane karakter var? Çok nadir. Çok nadir bu tarz karakterler var. Ve Archangel kesinlikle bunlardan bir tanesi. Archangel kanama zehri verdiğinde rakibin üzerine nörotoksin de attığında arkadaşlar yetenek isabeti de kapatıyor. İyileşme de engelliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İyileşen karakterler iyileşemeyecek. Kaçan karakterler kaçamayacak. Üzerine takviye açabilen falan filanlar açamayacak. Bir sürü şey. Aynı zamanda Archangel'ın yetenek isabeti düşürülemiyor arkadaşlar. Daha ne olsun. Bu sefer de Kaptan Marvel. Kaptan Marvel'ın da 550k saldırı var arkadaşlar. Zehre karşı bağışıklığı var. Yani rakibe nörotoksin veremeyeceğiz. Peki nörotoksin veremediğimiz zaman sadece kanama verdiğinde ne oluyor bakalım. Dediğim gibi eğer bir bağışıklık varsa rakipte, Archangel bu sefer orta seviye bir karaktere geliyor. Mesela burada sadece kanama verebilen bir karakter. Yani atıyorum bir Givenpool gibi. Givenpool kadar yüksek hasar veremez. Ama işte vurdukça kanatan kim varsa, işte Ronin gibi. Yine Ronin daha fazla verir ama gibi diyorum zaten. Bir hale bürünüyor arkadaşlar. Ve Archangel'ın şöyle bir esprisi var. L3'ü 5 saniye boyunca sersem veriyor. Oyunun en uzun sersem veren 3-4 karakterinden bir tanesi arkadaşlar. Birincisi de Egan var. Garanti sersemden bahsediyorum. Yoksa duruma göre rakip takviye açarsa Ronan da çok yüksek sersem süresine çıkabiliyor. Ama Ronan'ı bu konuda devre dışı bırakıyorum. Egan'dan sonra en yüksek sersem süresi 5 saniye arkadaşlar. Ki birazdan L3 attığımızda göreceksiniz zaten. Bunun dışında düz vuruşlarla bile kanama verebiliyor Archangel. Yetenek isabetinin düşmemesi ayrı bir espri, ayrı bir güzel. Şimdi bir L3 atalım. L3 attığınız zaman arkadaşlar normal şartlarda 14 combo artını bir de L1 atabiliyorsunuz. Rakibinizin çeviklik durumuna göre veyahut da sizin
sersem sürenize göre bu 14 combo 10 komboya da düşebilir. 12-13 komboya da düşebilir. Ya ama kombonuz bittiği zaman gördüğünüz gibi neredeyse 1.5 bar dolmuş olacak güç barınızda. Yani leoç atıyorsunuz, rakip %100 sersem, %100 sersem 5 saniye yemesi inanılmaz yüksek bir rakam abi. İnanılmaz yüksek bir rakam. Sonra başlıyorsunuz çatara çutara, dediğim gibi 14 komboya kadar da çıkabiliyorsunuz ki dövüş içerisinde göreceksiniz. Hemen bile 3. Başlıyorsunuz serseme. Ve rakip kanımı yediği için de arkadaşlar. Ve arkayınca bolca kanım atıyor. Yani mesela atıyorum zehir yemiyor ama kanımı yiyor. Size normal siper artı ağır saldırı oynarsanız duruma göre 10, 12, 13 ki ben yanlış hatırlamıyorum 15-16 tane rakipte kanama görmüştüm. Her bir kanama burada 183 veriyor abi saniyede. Atıyorum bir 10 saniye sürse 1800 kanama eder. Yani 10 tane rakipte kanama gördünüz mü 18.000 hasar yapar. Ekstra hasar bunlar hep. Archangel'ı %1 karolarında da kullanabilirsiniz. Mesela %1 nedir abi? Ne kadar güçlü olsanız olun %1'den fazla. Mesela Corvus'a girdiniz abi. 10.000 vuramazsınız da işte rakibin sağlığının %1'i ne kadarsa, işte atıyorum rakibin sağlığı mesela 100.000 ise siz 1.000 vurursunuz. Ama Archangel şöyle bir şey yapıyor. %1'i geçemese bile verdiği kanıma ve zehirlerle ekstra hasar verdiğinden dolayı arkadaşlar etkili. Yine çivili zırh karasını düşünün. Mesela çivili zırhta da rakibe nörotoksin verirseniz o karonun kendi özelliğini kapatıyor. Ya da başka ne olabilir? Hemen şöyle bir listeme bakıyorum abi. Mazoşizm ve sille muhabbeti. Biliyorsunuz bu da aynı şekilde sağlık basar. Ama rakibin üzerine nörotoksin verdiğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani birçok yerde götürüyor abi karakter. Birçok yerde. Ve diğer bir esprisi de sinerjisiz. Sinerjiye ihtiyacı yok. Sinerjisiz her türlü zirve bir karakter. Burada sadece kanayan bir rakibi arkadaşlar girdiğimizde 241 vuruşta, yani ortalama 2500 falan hasarla gelmiş oluyor. Bir diğer espri de arkadaşlar, yine ittifak savaşlarında durdurulamaz ve engellenemez karoları var. O yoldan giden arkadaşlarım bilir ve ben izliyorum. Dünyanın birinci, nasıl söyleyeyim, klasman olarak birinci sırada olan ittifaklar var. Birinci klasman ittifak, işte kademe 1 diyoruz biz onlara. Buradaki arkadaşlar bu yoldan gittiklerinde bolca kill veriyor arkadaşlar. Bunları da görüyorum. İşte orada neden? Çünkü rakip hem durdurulamaz açıyor hem engellenemez açıyor. Ama arkadaşlar Archangel rakip üzerine nörotoksin verdiği zaman karonun etkisi olan nörotoksinle karonun etkisi olan durdurulamaz ve engellenemez de karakterin de kendisi de olsa fark etmiyor, açtırmıyor arkadaşlar. Böyle bir karakter. Yine Juggernaut'ta bildiğiniz üzere normalde özel saldırı attığı zaman kopya özelliği durdurulamaz açması. Ama nörotoksin atan Archangel arkadaşlar Juggernaut'a açtırmıyor. Şimdi Juggernaut'ta hem kanama hem zehir de yediğine göre Archangel'a çok da fazla direnemeyecek. Kış askerinde sınıf bonusu ile beraber 40 kombo arkadaşlar 550k hasar. Abi çok yüksek bir rakam ya. Yani şöyle böldüğünde 550 bölü 40 dediğimde bu nasıl bir rakam ya? 13.000 abi, 13.000 hasar veriyor. 13.000. Neredeyse kombo başına 13.000 hasar veriyorsunuz. Tabii ki bunda en büyük espri nörotoksin, kanama ve zehir gibi zayıflatıcıları rakibin üzerinde atmasında arkadaşlar. 13.000 ya. 13.000 hasar ne abi, şaka mısın sen? Aslında şurada hiç vurmasam bile bu kadardan bile alırız arkadaşlar. Ama işte ben dayanamıyorum. Böyle vurmayı seviyorum. Bu da ortalama 50 combo daha gitti ki inanın bana bu da 40 combo'da, 45 combo'da her türlü çökertirdi. Yani ortalama 10.000, 13.000 hasar veriyor combo başına. Nefis. Yeter ki rakip kanama zehir yesin arkadaşlar. Bir diğer rakipte mesela neydi bugün? Rino. Rino'da arkadaşlar bildiğiniz üzere atılma saldırısı yaptığı zaman pasif olarak durdurulamaz açıyor. Bakın pasif olarak durdurulamaz ve engellenemez açıyor. Juggernaut aktif açıyordu. Takviyesi aktifti. Kapanabilen muhabbetten. Ama bu kapanabilen bir şey değil. Pasif. Ama arkadaşlar Rino yetenek isabetini düşürdüğü için bunları da açtırmıyor abi. Düzeltiyorum. Archangel yetenek isabetini düşürdüğü için bunları da açtırmıyor. Eğer rakibin üzerine nörotoksin atabilirse ve iki taneye başladı bile.
Hayır, nörotoksin yiyen bir rakip patatese bağlıyor arkadaşlar. İttifak Savaşları'nda bosslar sersem bağışıklığı var ama kanama zehir bağışıklığı yok. Ve bossa kanan karakterleri incelediğimiz zaman şampiyon gibi mesela bir karakter direkt kanama zehir yiyor. Gerçi son zamanlarda artık bosslara konan karakterler tabi şampiyon var. Taş adam geliyor. Taş adam kanama ve zehir yemiyor bildiğiniz üzere. Kork var. Kork da kanama yemiyor. Bu aralar çok fazla olan Warlock var. Warlock da yemiyor arkadaşlar. Kanama ne zehir. Ama bu aralar popüler olan bir görünmez kadın var. İşte görünmez kadını mahvediyor arkadaşlar. Mahvediyor. Yani R5'iniz varsa elinizde. Tabi ben bahsettiğim R5 için en üst seviyedeki ittifak savaşlarından falan bahsediyorum. Yani klas 1'den bahsediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Görünmez kadının üstünden geçiyor. Mahvediyor. Aha. Tabi şimdi harita ekranın başından sonuna doğru da bir ağır saldırı atamıyor. O kadar da olsun. Yani sersem bağışıklığını arkadaşlar blokta bekleyin. Rakip size vurdukça ağır saldırıya geçiyor abi. Bir geri çekin. Ağır saldırı basın. Başka hiçbir şey yapmayın. Enfes bir karakter. Enfes. Yani elinizde varsa ve prestij düşünmüyorsanız kesinlikle R5 atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir de prestij listesine bakayım. Eğer yetişebilirsem. Archangel'ın prestiji ama düşük. 10.059 gibi oldukça düşük arkadaşlar. Genelde de 70. sırada bir karakter. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.